أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربم kalbimizi imanla doldursun, aşkıyla, muhabbetiyle tenvir-u ihya eylesin. Yüce Rabbim bizde bulunması gereken güzellikleri temin etmeye, bizden uzaklaştırılması gereken kötülüklerden uzaklaşmaya ve tertemiz olmaya, huzuruna sevdiklerinin arasında katılmış olarak varabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim bizleri kendisi için yaşayan değil, peygamberler gibi ümmet için yaşayan, sadece kendi hidayetini düşünen değil, ümmet-i Muhammed'in hidayetini dert edinen, dualarında yalvaran, gayretlerinde, çalışmalarında ümmet-i Muhammed'in hidayeti için kendisini feda edebilecek duyguyu, kemalatı, anlayışı her birimize nasip eyleyen. Rabbani, Allah adamı demektir. Kûnû Rabbâniyîn, Allah adamı olmak. Yüce Rabbim her birimize Rabbani olabilmeyi, Allah için yaşayabilmeyi, Allah'ın dininin yücelmesi için, Allah'ın dininin nefsimizde, neslimizde ve çevremizde hakim olabilmesi için misyon yüklenebilmeyi, ben bu iş için varım diyebilmeyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varisi olabilmeyi her birimize, bu yolda yürüyen bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Kıymetli hoca efendiler, geleceğin alimleri, aradan bir süre geçti ama bir önceki dersimizde insan olarak dünyaya gelen ve son nefesine kadar hayatını sürdüren her birinin, her bir insanın, her bir kişinin, her bir kimsenin son nefesine kadar sakınması gereken bir düşmanı var. Doğrusu iki tane düşmanı var. Birisi nefistir, birisi şeytandır. Bu şeytanla ilgili Allah Celle Celaluhu innehu lekum aduvvun mubin, sizin için apaçık bir düşmandır buyuruyor. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu min haysu la teravnehum. Şeytan ve şeytanın ordusu sizi görüyor, siz onları görmüyorsunuz diyor. Dolayısıyla bizim görmediğimiz ama onların bizi gördüğü bir düşmanımız vardır, şeytan vardır. Eğer Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin lütfu ve keremi olmasaydı biz onunla baş edemezdik. Çünkü o bizi görüyor, biz onu göremiyoruz. Cinler bizi görüyor fakat biz cinleri göremiyoruz. Bize tokat vursa, tekme sallasa nasıl onunla mücadele edeceğiz? Onun için biz اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyoruz. Manevi tedbirleri alıyoruz. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ İnsanı önünden, arkasından, sağından, solundan koruyan melekler vardır. Bu meleklerin yardımı, Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin korumasıyla onlar bize tasallut edemiyorlar. Bir insan, affedersiniz, helaya girdiğinde, girmeden önce Allahümme inni e'udu bike minel hubsi vel habaith derse, helaya girmeden okunacak olan dua değil mi? Allahümme inni e'udu bike minel hubsi vel habaith. Bu duayı helaya girmeden önce okuyan insan, helaya girdiğinde cinlerin erkek ve dişilerin ile o insanın arasında Cenab-ı Hak manevi bir perde oluşturur. Dolayısıyla insan orada defi haceti ihtiyacını görürken cinlerin erkekleri ve dişileri onu göremezler. Yani bir dua ne oluyor? Aramızda bir engel teşkil ediyor. İmam Birgibi Hazretleri Tarikat-ı Muhammediye isimli eserinde şeytanın insanı yoldan çıkarabilmesi için kurması muhtemel olan tuzakları sayıyordu. Bu tuzakların bir kısmını konuşmuştuk. Hatırlama babından yeniden bir daha sayıyoruz.
Arkadaşlar, şeytan başarısı ne ile sabit olur? Seni beni yoldan çıkarmakla başarılı olur. Kendisini başarılı kabul eder. Ne kadar insanlar secdeye kapanırlarsa, ne kadar insanlar iyilik yaparlarsa, ne kadar insanlar kulluk ve şükür yaparlarsa, şeytan ondan çatlar patlar. Ne kadar insanlar yoldan çıkarlarsa, harama daldırırlarsa, günaha saldırırlarsa, o kadar mutlu olur. Peki, şeytan bir insanı yoldan çıkarması için hangi yolları takip eder, hangi yolları prensip olarak sırayla takip eder? Bunu kolay anlayalım diye İmam Birgivi Hazretleri güzel bir şekilde lokma haline getirdi ve bizlere sundu. Şeytan sana bana geldiği zaman seni beni bir iyilikten engelleyebilmek için neler yapar? Bir iyilikten engelleyebilmek için neler yapar? Mesela namaz kılacak bir Müslüman insan, Müslümanım diyen bir insan namaz kılacak. Şeytan razı mıdır bunun namaz kılmasına? Değildir. Peki şeytan bunun namazını engellemek için hangi yolları takip eder? Yol bir, hile bir, tuzak bir. Der ki şeytan ona, ibadet yapma. Allah-u Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yoktur. Demek ki şeytanın birinci hilesi, desisesi nedir? Namaz kılmana gerek yok diyor. Milyonlarca Müslümanım diyen insan bu tuzakta yakalanıp kaldı mı? Değil mi arkadaşlar? Müslümanım diyen yüz binlerce insan, hatta milyonlarca insan bu tuzakta yakalanmış kalmıştır. İşe gidiyor, çalışmaya gidiyor, sabah 7'de kalkıyor, 7.30'da kalkıyor, metroda, metrobüste, trafikte anası ağlıyor, patrondan çekiniyor, geç gidersem patron beni işten atar diye. İşe gitmek için sabahın erken saatinde kalkıp kar kış demeden, yağmur şamur demeden işe giden o insan, her gün bu hassasiyeti gösteren o insan, kainatın sahibi olan Allah-u Teala'nın kesin talimatı olan namaza kalkması noktasında tamamen veya namazı kılması noktasında tamamen kör ve sağır. Cuma'dan cumaya veya bayramdan bayrama kılması kendisini tatmin ediyor. Böylece arkadaşlar yüzlerce, binlerce, milyonlarca, yüz binlerce insan şeytanın bu tuzağına yakalanmıştır. Peki bu tuzaktan insan nasıl kurtulur? Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok. Benim ona ibadet etmeye ihtiyacım var demek suretiyle bu tuzağı bertaraf etmesi lazım. Peki şeytan ikinci olarak bu tuzaktan kurtulan kişiye ikinci olarak neyi emreder? Dese ki bir insan, hayır ben namazımı kılacağım, ibadetimi yapacağım, ibadetsiz olmaz, ben kulum derse, o zaman şeytan ona ikinci tuzağını kurar, der ki tamam sen ibadetini yap ama şimdi değil. Sen şimdi daha askere gitmedin, okulda öğrencisin, fabrikada işçisin, bekarsın daha evlenmedin, askerliğin bitmemiştir, askerden sonra kılarsın, evlendikten sonra başlarsın gibi daha sonraki süreye bunu atıverir, atmak ister. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi olan çok güzel bir söz var. Nedir o? Helekel musevvifun. Yani sonra yaparım diyenler helak olmuşlardır. Bu konuda hatırlarsanız bir örnek vermiştim size. Rahmetli Hasbi Hoca Efendi'den nakletmiştim. Neydi o? Hatırladınız mı? Adam market, bakkal yazmıştır İş yerinin girişine, bu iş yerinde verese ile alışveriş günü yarındır. Sen de gidiyorsun bakkaldan alışveriş yapacaksın, yanında para yok, verese ile alışveriş yapmayı düşünüyordun. Kapıdan içeri girince yazıyı gördün, burada verese ile alışveriş günü yarındır. Dönüyorsun geriye, diyorsun ki ben yarın geleyim, yarın gelince verese ile alışveriş yapayım, cebimde para yoktur. Yarın geldiğimizde o yazı orada duruyor. Ne diyor orada yarın geldiğimizde? Burada veresiyle alışveriş günü ne diyor? Bugün müdür diyor. Ne diyor? Yarın diyor. Peki ne zaman gelirsek o yazı orada hep yarındır. Öyleyse ne olmuyor?
veresiyle alışveriş orada hiç yok demektir. Doğru mu? Bir yere tabela asıyorsa, burada veresiyle alışveriş günü yarındır diye bir tabela asıyorsa, orada veresiyle alışveriş hiç yok demektir. İşte şeytan, şimdi yapma sonra yaparsın dediğinde, aynen onun sonrası demesi, bu iş yerinde veresiyle alışveriş günü yarındır tabelasından farklı bir şey değildir. Buluğa ermeden önce der ki sen daha çocuksun. Buluğa erdiği zaman der ki sen daha yeni buluğa erdin, günahın yoktur. Biraz büyü ondan sonra bakarsın. Ortaokuldakine der ki liseye başlayınca, lise okuyana der ki üniversiteye başlayınca, üniversite okuyana der ki üniversiteyi bitirince, üniversiteyi bitirene der ki işe başlayınca, işe başlayana der ki evlenince, evlenene der ki baba olunca, baba olana der ki emekli olunca, emekli olana gelince zaten rahmetli olmuş oluyor. Şimdiye kadar kılmadım buna, gerek kalmadı der. Şimdi arkadaşlar, şeytanın birinci tuzağı neydi? Yapma. İkinci tuzağı neydi? Sonra yaparsın. Biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Her günün ayrı bir ibadeti var. Ben bugünün ibadetini yapmayıp sonraya bırakırsam, yarın iki tane ibadet birleşecek. Bugün 5 vakit namaz var, yarın 10 olmuş olacak bugünküyle beraber. Bugün 5 vakiti kılamayan yarın 10 vakiti nasıl kılacak? Bir. İkincisi, yarın elimde mi ki? Ben aldığım nefesi veremedim, olay bitti. Verdiğim nefesi alamadım, olay bitti. Yarın benim elimde değil, 1 saat sonrası elimde değil. O zaman ibadetsiz gitmiş olurum, hesabını veremem deyip de bu tuzağı bertaraf ettiğimiz zaman, şeytan bu sefer ben buna başaramadım, 2 tuzakla yenemedim bunu, 3. tuzağı kurar. Der ki, tamam sen kılma dedim, kılacağım dedin, sonra kılarsın dedim. Hayır, vaktinde kılacağım dedin, her şeyin vakti zamanı var, vaktinde yapacağım dedin. Öyleyse tamam, namazını kıl, vaktinde de kıl ama bekleyenler var, iş var, güç var, biraz acele ol, acele. Çarşabuk şunu kılıver der. Bu sefer ne yapıyor? Namazı kılmaya kesin karar verdin mi, kalitesini düşürmek için bir mücadele verir. Ya telefon çalarsa, ya zil çalarsa, efendim maça gideceksin, haberler başlayacak, dizi başlayacak, bir sürü şeyler söyler, uydurur, efendim namazımızı acil bir şekilde kılıp kalitesini düşürmemiz için ne yapabilirse artık şimdi ona çalışıyor, ona uğraşıyor. Demek ki 3. tuzağında ne vardır? Acelecilik vardır. Peki Allah Celle ve Ala Hazretleri bu insanı şeytanın tuzağından kurtarırsa, der ki bu insan şeytana, az olup öz olan çok olup kalitesiz olandan daha iyidir. Acele edip çok ibadet yapmaktansa doğru düzgün kılarım. Rabbimin kabul etmesine uygun ve münasip şekilde kılarım elimden geldiği kadar. Bu benim için daha hayırlıdır. Aceleye gerek yok der ve Allahu Teala'nın kurtarmasıyla şeytanın bu tuzağından da kurtulursa. O zaman kaçıncı tuzağa sıra geliyor? Birincisinde yapma dedi, yapacağım dedi. İkincisinde sonra yaparsın dedi, hayır vaktinde yapacağım dedi. Üçüncüsünde ne dedi? Acele et, hayır acele etmem dedi. Aceleye gerek yok, ibadetin kalitesini düşürmeye gerek yok. Dördüncüsünde de der ki, zaten başka çaresi kalmadı, der ki sen namazını kılacaksın, tamam kıl. Acele etmeyeceksin, tamam acele etme. Yavaş yavaş kıl, bak kamerayı alıyorlar. Efendim, videoya çekiyorlar, sağdan soldan sana bakıyorlar. Dolayısıyla millet, senin güzel namaz kıldığını, derviş olduğunu, iyi bir Müslüman olduğunu bilsin ve söylesinler, konuşsunlar. Bu sefer şeytan ona hangi duyguyu aşılamaya çalışıyor? Riyakarlık. Riyakarlık. Yani bir insan bir ameli Allah için yaparsa karşılığını Allah'tan alır, insanlar için yaparsa karşılığını insanlardan alması lazım. İnsanların da vereceği bir şey yoktur. Biz namaz kılarken ne diyoruz arkadaşlar? Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için yatsı namazının farzını kılmaya. Değil mi? Bir insan öyle değil de mesela ne demiş olsa, Ya Rabbi niyet eyledim patronun gözüne girmek için namaz kılmaya. Efendim, Ya Rabbi niyet eyledim Müftü Efendi'nin kızını almak için namaz kılmaya. Demiş olsa, bu insan belki müftünün kızını alabilir ama
Neyi alamaz? Cenab-ı Hakk'ın rızasını alamaz. İbadet müftünün kızını almak için kılınmaz. İbadet ne için yapılır? Allah için, Allah rızası için yapılır. Şimdi şeytan dördüncü tuzakta ona ne diyor? Sen bu ameli gerçekleştir. Hem de güzel yap, kaliteli yap. Zira seni görüyorlar, derviş olduğun, iyi bir Müslüman olduğun, kaliteli bir Müslüman olduğunu herkes bilsin diyor. İçindeki duygu bu. Böylece ona riyakarlığa sevk ediyor. Riyakarlık yaparsa bu insan amelini ne yapmış olacak? Yapmış olduğu amelini efendim şeytana teslim etmiş olacak. Cenab-ı Hak'tan karşılığını almayacak. Çünkü Allah Celle Celaluhu ortaklık kabul etmez. Bir insan yaptığı ibadeti Allah için değil de başkaları görsün diye yaparsa ne olmaz? Ondan bir karşılık alamaz. Bu konuyu en güzel şekilde anlatan bir hadis-i şerif vardı. Hatırlar mısınız? Yarın ahirette ilk muhasebeye çekilecek olan üç grup insan var. Bunlardan bir tanesi alimler, bir tanesi şehitler, bir tanesi de zenginler. Alimlerden bir grubu Cenab-ı Hak huzurunda hesaba çekecek. Diyecek ki ona, ben sana şu 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 nimetleri verdim mi, vermedim mi? Verdin ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Ya Rabbi Kur'an okudum, okuttum, anlattım, anladım, anlattım diyecek. Senin rızan için. Allah-u Teala buyuruyor ki, hayır sen yalan söyledin. İnsanlar desin ki bu ne güzel okuyordu, ne güzel vaaz ediyordu desin diye yaptın sen bunları. Kur'an'ı o niyetle okudun. Millete beğendirmek için okudun. Millete beğendirmek için, millet ne güzel vaaz ediyor desin diye yaptın. Millet de onu söyledi zaten, karşılığını aldın, Allah için yapmadın. Başka bir şey var mı? Yok. Emredilecek doğru cehenneme. Zengine diyecek ki, kulum ben sana şu 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 nimetleri verdim mi? Verdin ya Rabbi. Peki kulum sen ne yaptın? Ya Rabbi senin rızan için şöyle verdim, böyle verdim, harcadım senin rızan için. Mevla ona da sen de yalan söyledin. Millet ne cömerttir desinler diye yaptın yaparken. Dolayısıyla millet de senin için bu adam cömert adamdır dediler. Yaptığın fedakarlığın karşılığını, niyetinin karşılığını aldın. Başka bir şey var mı? Yok. Emredilecek doğru cehenneme. Savaşta şehit olan insanı Allah Celle Celaluhu çağıracak. Kulum gel, ben sana şu nimetleri verdim mi? Verdin ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Ya Rabbi canımı senin rızan için, dininin yücelmesi için, rızanı kazanmak için canımı verdim, şehit oldum diyecek. Allah Celle Celaluhu sen de yalan söyledin. Zira sen çarpışırken millet bu adam ne cesur adamdır desin diye çarpıştın, ben bunu biliyorum. Millet de senin için ne cesur adamdır dedi. Dolayısıyla başka bir şey var mı? Yok. Emredilecek, o da cehenneme gitmiş olacak. Arkadaşlar, birisi malını harcamış, karşılığında cehenneme gidiyor. Birisi canını vermiş, karşılığında cehenneme gidiyor. Birisi Kur'an okumuş, meclislerde Kur'an okumuş, bir şeyler anlatmış, bu insan da cehenneme gidiyor. Üçünün ortak noktası nedir? Hiçbirisi Allah için, Allah rızası için yapmamıştır. Ne için yapmış? Gösteriş için yapmış, insanlar için yapmış, karşılığında Allah'tan bir şey alamamış. Bundan dolayıdır ki şeytan, biz ibadetimizi doğru düzgün yapmaya karar verdiğimiz zaman, o bizim içimize riyakarlık duygusunu sokmaya çalışır. O riyakarlık duygusuyla bizim amelimizi ne yapar? Hapt eder, siler ve ahirette azığımız olacak kaliteden, özellikten, güzellikten onu mahrum eder. Peki arkadaşlar, bu kaçıncı tuzaktı? Şeytanın kaçıncı tuzağıydı bu? Dördüncü mü? Geçelim beşinci tuzağa. Beşinci tuzakta ne diyecektir şeytan? ثُمَّ يُوقِعُهُ فِي الْعُجْبِ فَيَقُولُ مَا اَيْقَضَكَ وَمَا اَعْقَلَكَ. Eğer bir insan Allah-u Teala'nın imdadına yetişmesiyle, lütuf ve keremiyle şeytanın bu tuzağından kurtulursa, riyakarlıktan kurtulursa ne diyecektir şeytana? Milletin ne cenneti var ne de cehennemi var. İnsanlar ne fayda verir, ne de zarar verir. Faydayı verecek olan Allah'tır, belayı da verecek olan Allah'tır. İnsanlardan menfaat de gelmez, zarar da gelmez. Allah takdir etmedikten sonra bir şey olmaz. Millet beğense ne olacak, beğenmese ne olacak? Milletin beğenmesi benim için önemli değildir. Millet için değil, ben Allah için yaparım deyip riyakarlığı elinin tersiyle ittiği zaman, peki o zaman şeytan ona ne diyecektir?
Şeytan ona diyecektir ki, مَا أَعْقَلَكَ وَمَا أَيْقَضَكَ مَا أَنْصَرَهُ var ya, fiili tacib evvel. Yani sen ne uyanık adamsın be! Ne akıllı adamsın sen be! Şeytan ona, sen ne akıllı adamsın, sen ne uyanık adamsın. تَنَبَّهْتَ لِمَا لَمْ يَتَنَبَّهْ لَهُ غَيْرُكَ Başkalarının fark edemediği noktayı sen fark ettin be! Kılma dedim, kılacağım dedin. Sonra kılarsın dedim, yok vaktinde kılacağım dedin. Acele et dedim, hayır acele edip ibadetimin kalitesini bozmam dedin. Tamam yavaş kıl dedim sana, millet seni seyrediyor. O kadar inceliği fark ettin ki, riyakarlık, ben insanlar beğense ne olacak, beğenmese ne olacak, ben riyakarlık yapmam dedin. Be, sen çok akıllıymışsın be. Milletin fark edemediği incelikleri gördün sen be. Gerçekten çok uyanık birisisin diyor ona. Şimdi burada arkadaşlar, Arapçada ucub deniyor. Ucub nedir? Bir insanın kendi kendini beğenmesi demektir. Peki arkadaşlar, bir insanın riyakarlık onun için nasıl büyük bir felaketse, ucub dediğimiz şey de insan için böylesine çok ciddi bir felakettir. Bakın arkadaşlar, hatırınızda kalacak bir şey söyleyeceğim size. İyi düşünün. Sağınızda, solunuzda gaflete daldıran varsa onları da bir uyandırın. Peygamberler içerisinde en çok dikkatinizi çeken peygamberlerden birisi İbrahim Aleyhisselam olsa gerek. Doğru mu arkadaşlar? Yatsı namazını kıldınız mı? Namazda tehiyyattan sonra Allahümme salli Allahümme barik okudunuz mu? Her ikisinde İbrahim Aleyhisselam ismi geçti mi? Yani peygamberler içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın bizim hayatımızda ayrı bir yeri var değil mi? Her namazda ne yapıyoruz? كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى İbrahim ve عَلَى İbrahim diyoruz. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى İbrahim ve عَلَى İbrahim diyoruz. Arkadaşlar, şimdi söyleyeceğime dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam, Allah'a karşı yaptığı ibadetlerden Kur'an-ı Kerim'e yansıyanlarını söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e yansıyanlarını söylüyorum. İbrahim Aleyhisselam, Nemrud'un ateşine atıldı mı? Neden sebep atıldı? Yani tevhidi anlattığından dolayı, Allah'ı anlattığından dolayı, şirki reddettiğinden dolayı, yani cihadından dolayı ateşe atıldı. Ateşe atılması macerasından, mencinlikten atılırken işte melekler geldi, imdad, yardım edelim dedi. Siz işinize bakın dedi. Bize ihtiyacın var mı, size ihtiyacım yok dedi. Allah'a ihtiyacın var mı? اِلْمُهُ بِحَالِ حَسْبِي مِنْ سُعَالِ dedi. Yani Cebrail Aleyhisselam'a, Mikail Aleyhisselam'a kısa geçiyor buraları, İsrafil Aleyhisselam'a her bir melek imdadına koştu. Yağmurlar elimde, söndüreyim. Rüzgarlar elimde, söndüreyim. Seni tutayım, ateşe düşürmeyeyim. Sana ihtiyacım yok dedi. Peki Allah'a ihtiyacın var mı? Allah'a arz edelim. اِلْمُهُ بِحَالِ حَسْبِي مِنْ سُعَالِ O beni biliyor mu, bilmiyor mu? Sen ne karışıyorsun? O bildiğini yapar dedi. Öyle zor bir manzarada gerçekten ciddi bir tevekkülü ortaya koydu. Sonra ne oldu? قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Biz de dedik ki, ey ateş! Soğu bakalım, yakma! Çok da soğuk olup da dostumu üşütme! Ve selamen ala İbrahim, İbrahim'e selametli bir hale gel dedi. Bu macerayı kim yaşadı? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam arkadaşlar ateşe atılıyor ve Allah'ın izniyle ateş yakmıyor, gül gülistanlık oluyor. Efendim, hiçbir peygamberin başına gelmeyen bir macera İbrahim Aleyhisselam başına geliyor. O Allah ki İbrahim Aleyhisselam'ı o kadar takdir etmiştir, beğenmiştir. Ateşe düşse, düştüğü yerde arkadaşlar, hiç ateş olmasa, sadece o kadar yüksekten atılsa paramparça olması lazım. Doğru mu? Bırakın ateşi, o kadar yüksekten atıldığı zaman paramparça olması lazım. Ne paramparça oldu, ne de ateş onu yaktı. Peki, burada İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın yanında ayrı bir değeri olduğu anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Bir başka şey söyleyeyim size. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı çok yaşlı bir dönemdeyken Allah ona verdi, dua etmişti, istemişti. Allah-u Teala da ona İsmail Aleyhisselam'ı verdi. İsmail Aleyhisselam gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın çok sevdiği bir yavrusu muydu? Evet.
gördüğü bir rüya neticesinde oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kesmesi icap ettiği anlaşılmıştı. Doğru mu arkadaşlar? Kısa geçmeye çalışıyorum. Peki İbrahim Aleyhisselam çok sevdiği yavrusunu kendi eline aldığı bıçakla Allah'ın emridir diye yere yatırdı mı? Kesmeye teşebbüs etti mi? Etti. Bunu kim yapabilir arkadaşlar? Bunu kolay kolay kimse yapamaz. İbrahim Aleyhisselam burada da imtihanı kazandı mı? Kazandı. Peki arkadaşlar, İbrahim Aleyhisselam ile ilgili وَاِذِ بِتَلَى اِبْرَٰهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ Rabbisi Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı değişik bir takım meselelerle imtihan etti, hepsini tamamladı, hepsinde 100 üzerinden 100 aldı. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. İbrahim Aleyhisselam, kendisinden sonra gelen, bugüne kadar gelen, kıyamete kadar gelecek olan insanların kendisini tavaf edeceği Kâbe'nin binasını oğlu İsmail Aleyhisselam'la yaptı mı? Yaptı. Arkadaşlar, İbrahim Aleyhisselam'ın fedakarlıkları Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan fedakarlıklardan birisidir. Şimdi siz İbrahim Aleyhisselam'ın, biz İbrahim Aleyhisselam'ın yerinde olsaydık, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına bu kadar mazhar olan bir İbrahim Aleyhisselam'ın yerinde olsaydık, acaba kendimizi nerede görürdük? Bakın arkadaşlar, asıl püf noktasını şimdi söylüyorum size. İbrahim Aleyhisselam Allah'a yalvarıyor. Ne diyor arkadaşlar? Bu kadar özelliği olan وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i dost edinmiştir hakkında şanında buyurulmuş. Bu İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Vela tuhzini yevme yub'asun. Yevme la yenfa'u malun ve la banun." Allah'ım kıyamet gerçekleştiğinde ne mal ne evlat fayda vermez. Mal ve evladın fayda vermediği o günde ne olursun Allah'ım beni mahcup etme, beni rezil etme. Arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığının binde birini yapsak biz kendimizi havada uçar zannederdik. İbrahim Aleyhisselam, ya Allah bana ateşe attılar beni, yakmadı beni. Oğlumu kesmeyi emretti, kestim. İmtihanı kazandım, Kâbe gibi bir yeri bina ettim deyip de havalara girdi mi, kendisine bir varlık verdi mi, nasıl yalvarıyor Allah'a? Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu fark edebilirseniz burası gerçekten çok dikkat çekici. Ne diyor? وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Allah'ım herkesin diriltildiği bir günde ben de diriltileceğim. Herkesi hesaba çektiğin gibi beni de hesaba çekeceksin. Allah'ım o gün beni rezil etme, mahcup etme, kirli çamaşırlarımı ortaya koyma, eksiklerimi, kusurlarımı suratıma çarpıp beni rezil etme diyor. İşte burada arkadaşlar, kulluk noktasında bir insan kendisini nasıl görmeli, nerede görmeli? Kur'an'da ayet var arkadaşlar. وَلَا فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ Sakın kendinizi tezkiye etmeyin. Ben temiz insanım, ben ibadeti tam, dört dörtlük bir Müslümanım. Kulluksa örneğini benden alacaksın, çalışmaksa örneği bende. Kendi kendini tezkiye sakın yapma. Huve a'lemu bimen ittaqa. Gerçekten takva sahibi kimdir? Onu ancak Allah bilir. Arkadaşlar, Mü'minun suresinde bir ayet-i kerime var. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ Bu ayet-i kerimeyi mealde okudunuz mu arkadaşlar? Geçti mi meal dersinizde, geçti mi? Geçti diyenler parmak kaldırsın. Çok az insanın şeyinde geçmiş o zaman. Bakınız arkadaşlar, ne diyor Allah Celle Celaluhu orada? Önce bir mana vereyim. وَالَّذ۪ينَ okullar ki يُؤْتُونَ مَا آتَوْا Yani kendilerine verilen nimetlerden Allah için verirler ve yapmaları gereken amelleri gerçekleştirirler, iyilikleri ve güzellikleri yaparlar. وَقُلُوبُهُمْ Halbuki onların kalpleri veciletün korkuyor, tir tir titriyor.
وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. Sonra? Nasıl? Korkuyor, kalpleri tir tir titriyor. اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar Rablerine dönüp hesap verecekler diye korkuyorlar, titriyorlar. Arkadaşlar, dikkat edin, burada, bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu harama daldıranları anlatmıyor. Ya günaha saldıranları anlatmıyor. İbadet görevini yapanları anlatıyor. اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Hayırda yarış yapıyorlar. Hayırda yarış yapanlar, namazda yarış yapanlar, Kur'an'da yarış yapanlar, ilimde, amelde, ihlasta yarış yapanlar. Bunlar ne yapıyorlar? Vazifelerini yaptıkları halde kalpleri ürperiyor. وَجِلَتُونَ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Ay, ben Rabbimin huzuruna çıkacağım. Rabbim bana hayatımın hesabını soracak. Onun korkusunu yaşıyorlar. Tefsirlere bakın arkadaşlar. Allah Celle ve Ala Hazretleri bunu günahkarlarla ilgili mi söylüyor, ibadet edenlerle ilgili mi söylüyor, ibadetine düşkün olanlarla ilgili söylüyor. Demek ki bir insan hayırda yarış yapsa, namazda, tadil erken de yarış yapsa, ilimde, irfanda, zikirde, fikirde yarış yapsa, ben işte bir noktaya geldim, uçtum, uçuyorum değil, ne yapacak? Bir taraftan kalbi ürperecek, korkacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşlar, ne buyurmuşlardır? Allah'ı içinizde en çok bilen benim, Allah'tan en çok korkanınız da benim, dedi. Bir insan Cenab-ı Hakk'ı ne kadar fazla bilirse, o kadar fazla Allah'tan korkar. Eğer bir insan yaptığı ibadetlere güvenerek kendisini beğeniyorsa, şeytanın kaçıncı tuzağındadır arkadaşlar? Şeytanın beşinci tuzağındadır. Bir insan için, ibadetine düşkün olan bir insan için en büyük felaket, ucub dediğimiz felakettir. Ucub dediğimiz felakette nedir? İnsanın kendi kendini beğenmesi. Arkadaşlar, ibadetler noktasındaki duruşumuz ile eksiklerimiz noktasındaki duruşumuz, ikisi açısından çok önemli. Kitaplardaki kriterler çok önemli. İbrahim aleyhisselam gibi ibadet yapsan, Musa aleyhisselam gibi ibadet yapsan, İmam-ı Azam gibi sabaha kadar yatsının abdestiyle sabah namazını kılacak kadar ibadetine düşkün olsan, ibadetini gözünde küçülteceksin. Beceremedim, yapamadım, hakkını veremedim. Benim bu ibadetim Cenab-ı Hakk'ın huzuruna arz edilecek kalitede değildir. İbrahim aleyhisselam arkadaşlar, maaş almadan, haftalık almadan, yevmiye almadan, kendisi ve oğlu İsmail aleyhisselamla beraber Mekke'de kayaları parçalıyorlar. Ve parçaladıkları kayaları Allah için, Allah rızası için getiriyorlar. Kâbe-i Muazzama gibi bir binayı yapıyorlar. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavâide minel beyti ve İsmail. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamla beraber ne yapıyor? Kâbe'nin binasını taşlarla yükseltiyorlar. Peki arkadaşlar, İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselamın Kâbe'yi bina etmesinde herhangi bir yevmiye, maaş söz konusu mu? Değil. Ne için yapıyor? Sadece Allah için yapıyor. Kolay bir şey mi? Bu camiyi Allah için süpürebilirsin. Camiyi süpürmekle, efendim, Mekke şartlarında kayaları parçalamak, taşları taşımak ve onlarla duvar yapmak nasıl bir iştir arkadaşlar? Kolay bir iş mi? Çok zor bir iş midir? Hele Mekke şartlarında düşünün, bu kadar da alet ve edevat da yoktur. Bunu sırf Allah'ın emridir ve Allah'ın rızası için yapan İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamla bir taraftan binayı yükseltiyorlar, bir taraftan ne diyor? Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allah'ım, ben oğlum İsmail ile emrini yerine getirerek kayaları parçalıyoruz. Kanter içerisinde onları buraya taşıyoruz ve yine kanter içerisinde zor şartlarda Kâbe'nin binasını yapıyoruz.
Allah'ım, biz bunu senin rızan için yapıyoruz. Ama yaptığımız bu ibadeti bizden kabul et, ne olursun. Eğer sen kabul etmezsen ne işe yarar bizim yaptığımız? Rabbena tekabbel minna. Allah'ım, ne olursun bizden bunu kabul et. Bizim amel defterimize artı olarak bunu yazıver. İnneke entes semiul alim. Sen her şeyi hakkıyla duyan, gönüllerimizden geçeni de hakkıyla bilensin. Yalvarıyoruz sana, bu ibadetimizi kabul et. Demek ki arkadaşlar, bir insan ne kadar kaliteli ibadet yaparsa yapsın, ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın, İbrahim Aleyhisselam'dan daha çok fedakarlık hiçbirimiz yapamayız. Yaptığımız fedakarlıklarda mutlaka, yaptığımız ibadetlerde beceremedim, hakkını ödeyemedim, Allah'ım ne olursun kabul et, eğer sen kabul etmezsen kimse benim bu ibadetime karşılık veremez, ahirette karşılıksız kalırım. Bu duygularla insan ibadetini yapmalı. İbadetlerimizin karşısındaki duruşumuz nasıl olmalı arkadaşlar? İbadetlerimizi gözümüzde küçümsemeliyiz. Yani az görmeliyiz, azımsamalıyız. Küçümsemek demeyelim de azımsamalıyız. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de dikkat çeken ayetlerden birisi de قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Geldiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, dediler ki ya Muhammed, sen bizim kıymetimizi bil. Herkes sana sırtını çevirirken biz Müslüman olduk, iman ettik, senin etrafında etten duvar oluşturduk, dediler. Allah Celle Celaluhu hemen Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Dedi ki, قُلْ de ki Habibim onlara, لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ Müslüman oluşunuzu bana minnet olarak söylemeyin, minnet olarak beyan etmeyin. بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Biz Müslümanız sözünüzde, eğer sadık iseniz, siz Müslümanız, bizim kıymetimizi bil. Biz okuduk, kaldık, başkaları kayboldu, gitti, sizi dinlemediler, bizim değerimizi bil demeyin sakın ha. Belki Allah size minnet eder, imanı verdi diye, İslam'ı verdi diye, ilmi sevdirdi diye, hafızlığı nasip etti diye, efendim, hadisi, tefsiri, fıkhı sevdirdi ve bu yolda mesafe kat ettirdi diye Allah size minnet eder. Yani Allah Celle Celaluhu, kulum, bak benim sana olan nimetimi bil. Herkese iman nasip etmemişken sana iman nasip ettim. Herkes İslam'a ısınmamışken seni İslam'a ısındırdım. Bu kıyamı unutma. Herkes namaza sırt çevirirken sana namazı sevdirdim. Herkes tadil erkenden vazgeçerken ben sana tadil erken duygusunu verdim. Allah'ım sana şükürler olsun, bana iman nasip ettin. Allah'ım sana şükürler olsun, bana 5 vakit namaz nasip ettin. Allah'ım sana şükürler olsun, cemaatle namaz kılma duygusunu bana verdin. Allah'ım sana şükürler olsun, namazı çarçabuk değil de tadil erkene riayet ederek kaliteli bir şekilde kılma duygusunu bana verdin. Ya bu duyguyu bana vermeseydin? Çarşabuk bir namaz, haydi olsun, nasıl olursa olsun deseydim, bu duyguya sahip olsaydım ne olurdu benim halim? Sende ne kadar iyilik ve güzellik varsa hepsinin gerçek sahibi kim olduğunu bilmek lazım. Allah olduğunu bilmek lazım. İşte arkadaşlar, böyle olunca hiçbir zaman biz kendimizdeki güzelliklerden dolayı kendimizi beğenir bir duruma, ucub dediğimiz duruma düşmeyiz. İbadetler noktasındaki duruşumuz ne olmalıdır? İbadetleri ne kadar çok yaparsak yapalım, ne kadar kaliteli yaparsak yapalım, onları gözümüzde azımsamalıyız. Peki günahlar noktasındaki duruşumuz ne olacak? Bilhassa arkadaşlar, sizin ve bizim gibilere, şeytanın söyleyebileceği şeylerden birisi, bizim ayağımızı kaydırabileceği şeylerden birisi nedir? Ya siz zaten pazartesi geliyorsunuz sabah, saat 8'de derslere bir başlıyorsunuz, bir daha cumartesi, efendim öğlene kadar günah işleme şansınız yok. Akşam Kur'an, sabah Kur'an, ilimle, irfanla meşgul olan insanlarsınız. Siz evliya oldunuz,
Cumartesi, pazarda zaten çok fazla şansınız olmuyor günaha girmeye. Öyleyse siz pırıl pırılsınız, tertemizsiniz, günahsız insanlarsınız der. Her birimizin içerisinde böyle bir duygu şeytan yerleştirir. Bununla beraber de bize işte sen oldun, olgunlaştın, kamil bir insan oldun, uçmak için az zaman kaldı, az sonra uçacaksın. Efendim uçak kullanmana gerek yok, gemiye binmene gerek yok, denizde yürür, havada uçarsın der. İşte bu nedir arkadaşlar? Bu duyguyu peygamberler taşıdılar mı? Hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mervidir, hem de büyüklerimizden mervidir, İmam-ı Azam gibiler bunlardan mervidir. Ne demişlerdir? Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike ya Allah. Bunu İbn-i Abidin'de anlatırken, daha doğrusu Efendi Hazretlerimiz de bunu bir sohbette anlatırken şöyle söyledi. İmam-ı Azam Hazretleri Kâbe-i Muazzama'ya gitmiş, Kâbe'nin hacibi kapıyı açmış, gir demiş İmam Kâbe'ye, içerisinde sana ibadet etmene izin verdim demiş. Ebu Hanife Hazretleri de, İmam-ı Azam Hazretleri de Kâbe'nin içerisine girer girmez sağına soluna bakmamış, hemen namaza durmuş. Cenab-ı Hak tayyi zaman tayyi mekan yapar. Orada İmam-ı Azam Hazretleri iki rekatlık namazda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hatmetmiş. İki rekatlık namazda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hatmeden İmam-ı Azam Hazretleri selamdan sonra ellerini kaldırır. Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike ya Allah. Ey Allah'ım, biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Seni 90 sıfatlardan tenzih ederim. Sübhaneke mâ şekernâke hakka şükrik. Allah'ım, 90 sıfatlardan seni tenzih ederim. Ben sana hakkıyla şükredemedim. Bu ifadeler, bu tesbihler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de mervidir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike ya Allah, Sübhaneke mâ arafnâke hakka marifetike ya Allah, bu tesbihi yapmışlardır. Arkadaşlar, peygamberler bile, Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile ibadet konusunda zirveyi yakalamış, bize göre zirveyi yakalamış bu insanlar, bu büyükler, önderlerimiz, liderlerimiz bile yapmış oldukları ibadetleri azımsıyorlarsa, gözlerinde bunları az görüyorlarsa, beceremedik, edemedik diyorlarsa biz nasıl düşünmemiz lazım? Günahlar karşısında da biz eksiklerimiz, kusurlarımız o kadar fazla ki bu eksiklerimiz, kusurlarımızdan Allah bizi hesaba çekse biz bunların altından kalkamayız. Namaz kıldım ama namazın içerisinde 40 tane tilki dolaştı kafamda. 40 tane tilki dolaştı, hiçbirisinin kuyruğu da birbirine değmedi. Namazdan başka her şeye benziyor. Allah'ım, sen bu namazı kabul etmezsen sen bilirsin. Dolayısıyla benim de sana arz edecek başka ibadetim kalmamış olur. Yandım Allah'ım, yandım. Ne olursun kabul et ibadetimi demekten başka bir çaremiz yoktur. Evet, tekrar dönüyorum. Ne diyor İmam Birgivi Hazretleri? Şeytan bir insanı yoldan çıkarmak için ona uyguladığı tuzaklardan beşincisi, ucub dediğimiz riyakarlıktan sonra önüne koyduğu tehlikeli bir tuzaktır. Riyakarlık yapmam ben, insanlar beğensin diye yapmam yapacaklarımı, Allah beğensin diye yaparım, insanların ne cenneti var ne cehennemi var, insanların hepsi toplansalar sana fayda vermek isteseler zerre kadar fayda veremezler, Allah takdir etmedikçe, bütün insanlar toplansalar sana zarar vermek isteseler, Allah takdir etmedikten sonra sana zarar veremezler. Öyleyse insanlar görsün diye, bilsin diye ben ibadet yapmam dediğimizde şeytan der ki tamam be, sen şimdi adam oldun be. Riyakarlık da yok sende, acelecilik de yok sende. Artık sen çok uyanık bir insansın, sana kimse zarar edemez, şeytanın hilelerini, destelerini iyi yakaladın, mükemmel bir adamsın der. Aslında şeytan ona sen mükemmelsin derken ucub dediğimiz o büyük felaketi önüne sürmüş oluyor. Efendim böylece onu tehlikelerin en büyüğüne sevk etmiş oluyor. Vehb ibn-i Münebbeh'ten nakledilir arkadaşlar, mealen söylüyorum. Diyor ki
اِنَّهُ قَالْ كَانَ ف۪ي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ عَبَدَ اللّٰهَ سَبْع۪ينَ سَنَةً Önceki insanların ömürleri de uzundu. Onlarda ibadet eden abidler bir köşeye çekilir, ot yer, yeşillik yer, efendim dünyaya karışmaz, durmadan ibadet ederdi. Onlardan bir tanesi 70 sene ibadet etti. 70 sene ibadet etti. Bu 70 senelik ibadeti oruçla, namazla, ibadetle ayık bir şekilde geçti. فَطَلَبَ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةً 70 senelik ibadetten sonra Cenab-ı Hakk'a bir ihtiyacını arz etti. Ya Rabbi, ben senden şu ihtiyacım için yalvarıyorum, bana ikram et dedi. فَاَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولْ فَلَمْ يُعْطِهِ Allah Celle Celaluhu ona duasında istediği şeyi vermedi. İstediği şeyi vermeyince ona فَاَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَقُولُ لَوْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ لَقُضِيَتْ حَاجَتُكَ Kendi kendine şunu söyledi. Be adam be! Eğer sende hayır olsaydı, Allah senin duanı kabul ederdi, ihtiyacını görürdü. Demek ki sende hayır namına bir şey yok ki, Allah Celle Celaluhu senin duanı kabul edip ihtiyacını görmemiştir. فَنَزَلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ مِنْ سَاعَتِهِ Hemen bir melek inmiş. Aynı zamanda bir melek inmiş. فَقَالَ demiş ki ona, يَبْنَ آدَمْ Ey Ademoğlu! اِنَّ سَاعَتَكَ اَلَّتِي اِزْدَرَيْتَ نَفْسَكَ ف۪يهَا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَتِكَ اَلَّتِي مَضَى 70 sene ibadet ettin. O 70 senelik ibadetin bir tarafa. Şimdi sen kendi kendine diyorsun ya, be adam be, eğer senin Allah nezdinde zerre kadar hayrın olsaydı, Allah senin ihtiyacını görürdü. Demek ki senin Allah nezdinde zerre kadar hayrın yok diye nefsini küçük gördün ya, bu bir anda gerçekleşen nefsini küçük görmeden elde ettiğin sevap, 70 senelik ibadetten elde ettiğin sevaptan daha yüksek oldu. Yani arkadaşlar, 70 sene ibadet ediyor, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor, bir ihtiyacını istiyor. Cenab-ı Hak ihtiyacını görmeyince kendi kendine ne yapıyor? Sen de adam değilsin diyor. Yani yaptığın şeyler bir işe yarasaydı Allah Celle Celaluhu senin sözünü kırmazdı, yapardı. Beş para yapmazsın. Kendine bu gözle bakmaya başladı. Kendisini bu şekilde değerlendirdi. Allah Celle ve Ala Hazretleri bir melek gönderdi ona. Senin nefsine karşı olan bu düşüncen var ya, 70 senelik yaptığın ibadetten elde ettiğin dereceden daha fazla derece sana kazandırmıştır, dedi. Yine burada şöyle bir örnek anlatılıyor. وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنِ الشُّعْبِيِّ رَحْمَتُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ اِذَا مَشَى اَضَلَّتْهُ سَحَابَةٌ Adamın bir tanesi var, ermiş. Evliyaullah'tan keramet sahibi birisi. Yolda giderken hemen onun üzerinde güneşli bir havada bir gölge onu takip edermiş. Gayet gölge içerisinde herkesin kıvrandığı zaman da gölge içerisinde seyri sefer edermiş. فَقَالَ رَجُلٌ لَاَمْشِيَنَّ فِي ظِلِّهِ Adamın bir tanesi dedi ki ya bu Allah dostunun ben de gölgesinden istifade edeyim. Nasıl olsa bulut onun üzerinde gölgeyi ne yapıyor? Oluşturuyor. Ben de onun gölgesinden istifade edeyim. Ben adam değilim. Bu adamdır. Bu adamın gölgesinden istifade edeyim dedi. فَاَعْجَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ Buna takılınca, şimdi o ermiş olan insan, kendisi için bulut, gölge yaparak kendisini koruma altına alan adam, bir başkası da onun gölgesine girince kendini beğenmeye başladı. Yani ben öyle birisiyim ki, bana bir bulut tahsis edildi, başkaları da bu bulutun gölgesinde, benim gölgemden istifade ediyorlar. فَقَالَ مِثْلُ هَذَا يَمْشِي ف۪ي ظِلِّي İşte bu tip insanlar da benim gölgemden istifade ediyorlar, dedi. فَلَمَّ اَفْتَرَقَى Yol çatala geldi, artık o gelen, onun gölgesinde yürüyen ayrılacak ondan. Ne zaman o ayrıldı? ذَهَبَ الظِّلُّ مَعَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ O gölge, ona takılan adamla beraber gitti, bu gölgesiz kaldı. Yani, sen benim gölgemde yürüyorsun. İşte ben öyle birisiyim ki, başkaları benim gölgemden istifade ediyor, dedi. Ne oldu?
O güne kadar onu gölgeleyen o bulut ayrıldı ondan. Adam yoluna devam ederken onunla beraber devam etti. Bu bulutsuz kaldı. Yani arkadaşlar, bir insan kendisini beğendiği zaman Allah Celle Celaluhu onu beğenmez. Biz ibadetlerimizi beğenmediğimiz zaman Allah o ibadetleri beğenmiş olur. Fakih Ebu'l-Leys şöyle der. Keyfe يَعْجَبُ الْمَرْءُ بِعَمَلِهِ وَلَا يَدْرِ مَاذَا يَخْرُجُ مِنْ كِتَابِهِ Yani bir insan nasıl kendi kendini beğenebilir? Yarın ahirette önüne ne koyacağını bilmiyor. Amel defterinde karşısına ne çıkacağını bilmiyor. Ne zaman kendini beğenebilirsin? Sırat köprüsünü geçince veya mizanda ameller tartılınca, amel defterindeki durumlar netleşince ondan sonra beğen kendini zarar etmez. Ama o zamana kadar karşına ne çıkacak, ne çıkmayacak bunu bilmiyorsun. Peki arkadaşlar, ثُمَّ يُوقِعُهُ فِي الْعُجْبِ فَيَقُولُ مَا أَيْقَضَكَ وَمَا أَعْقَلَكَ تَنَبَّهْتَ لِمَا لَمْ يَتَنَبَّهْ لَهُ غَيْرُكَ Senden başkasının başaramadığı uyanıklığı sen başardın, çok ayıksın, çok uyanıksın, tebrik ederim seni. Senin gibi insan kolay kolay bulunmaz der. Ve böylece ucub dediğimiz felaketin içerisini onu sürükler. Eğer bir insan bu felaketten Allahu Teala'nın yardımıyla kurtulursa ve derse ki ben Allah'ın kuluyum, o benim Rabbimdir, Halikimdir. Eğer dilerse ben de güzellikleri oluşturur ve bunları kabul eder, dilerse oluşturmaz, kötülükleri oluşturur ve beni rezil eder. Ben Allah'ımın huzurunda O'nun nimetleriyle hayatta duruyorum, kendi kendimi beğenmeme gerek yok, ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa Rabbimin lütfudur diyerek şeytanın bu hilesinden ve desisesinden kurtulursa, şeytan ona altıncı hileyi, altıncı desiseyi önüne koyar diyor. Onları da bir sonraki derste inşallah tamamlamış oluruz. Yüce Rabbim her türlü hile ve desiseden cümlemizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbim Ruz-i Mahşer'de yüzü ak olan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçen, hesabını kolay veren ve ilk cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kucaklaşan o güzel ümmetinden olmayı her birimize nasip eylesin diyorum. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin, akıbetimizi hayır eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin defu rafu izalesi için, Allah rızası için El-Fatiha.